erişilebilirlik sorunu var dediniz. Bu gerçekten önemli. Tek zamla geçecek yılda konuta erişim zor, otomobile erişim zor, işte beyaz eşyaya, çamaşır makinesine, buzdolabına kadar erişim zor dedik ama yine de otomobilde kampanyalar devreye girdi ve Aralık'ta da bunun etkilerini gördük. O zaman otomobil kampanyaları hızlanır mı, hız kazanır mı? 2024'te otomobil almak kolaylaşır mı? Yani kampanyalar gelecek mi? Buna göre işte sıfır faiz kampanyaları olacak mı? Remzi Özdemir ne der? Melda, geçen hafta bir Türkiye'deki otomobil firmasının üst düzey yöneticisiyle bir kahvaltıda bir araya geldim. Otomobildeki erişilebilirlik sorununu konuştuk. Evet dedi, biraz 2024-23 güzel geçti. O özellikle ilk yarıdaki satışlar nedeniyle çok iyi geçti. 2024 biraz sorunlu olacak ancak ben iktidarın ekonomi yönetiminin yine bize destek atacağını düşünüyorum dedi. Bak, işte formül burada. Alışmışlar Melda. Alışmış. İki sektör alışmış. Bir inşaat, iki otomotiv. Her zaman desteğe alışmışlar. Diyor ki, işte ben dedim ki ya bakın erişilebilirlik diye bir sorun var. Siz 1 milyon küsürün üstünde bir otomobil satıyorsunuz. İnsanlar nasıl alacak? Bunu kamu bankaları vasıtasıyla halledebilirler ucuz kredi. Ya kamu bankası Allah aşkına görevi sana destek olmak değil ya, senin o otomobil satışın için milletin, fakirin, fukaranın vergilerini kalkıp da sana sübvanse etmesi değil ya. Bakın hep kafada aynı şey. Nasıl olsa bir noktada işte otomobil bugüne kadar konut sıkıştı, ne yaptı? Düşük faiz kampanyası 0.70 tak geldi. Hem konut satışı arttı hem fiyatlar arttı. İşte manipülasyon orada patladı. Artık piyasa normalleşiyor. Şu anda aslında normalleşiyor. Dünyadaki gibi oluyoruz. Bu nedenle otomotive geldiğimiz zaman otomotivde mecburlar bunlar kendi finansman şirketleriyle vatandaşı finanse etmeye. Yani bunun başka yolu yok. Şu anda konut satışları hep konut diyoruz. Konutla yatıp konutla kalktığımız için otomobil satışları bıçakla keser gibi kesilmiş durumda. Galeriler ağzına kadar otomotiv dolu. İkinci eller resmen patlamış durumda. Bir tane bile satış yok. Noterlerde bu konuda hiç işlem yok. Olan da mecbur kalıyor. Biraz önce senin Aralık'taki olayın gibi böyle elinde nakit olup toplayanlar gibi. Ama onlar toplamıyor otomotivi. Sadece ihtiyacı olanlar daha ucuz almaya çalışıyor. Bu nedenle 2024 yılında bana göre yerli firmalar da dahil olmak üzere geçmiş yıllardaki ettikleri o büyük karlara istina eden kampanyalar yapmak zorundalar. Şu anki kampanyalar halen daha yeterli değil. Halen yeterli değil. Özellikle yılın ikinci 6 ayından sonra modeller artık eskimeye başlıyor. Özellikle Ekim, Kasım'a gelmeden büyük kampanyalar yapıp cazip fiyatlarla, belki de erişilebilirlik fiyatlarıyla araç satmak zorunda kalacaklar. Bu olacak mı? Ben buna olacağına inanıyorum. Seçim öncesi, seçim sonrası. Yani seçim sonrası belki daha. Her şey seçim öncesi, seçim sonrası. Bunu ikiye ayıracağız. Değil mi? Son olarak bir gram altıncılara da bir şey diyelim mi? Çünkü yatırım deyince Türk insanında akan sular duruyor. Özellikle şu dönemde altın parlayacak, altın parlayacak. Bütün raporlar içeriden dışarıdan böyle olunca herkes bunu konuştu. Ama sonra Amerika'da, Avrupa'da işte faiz indirimleri ötelendi. İşte ama diğer yandan Kızıldeniz karışık, işte İran'ın füzeleri. Ortada sıcak bir tablo var. Şuna geliyorum. Gram altın yatırımcısı ne yapsın? Alsın mı, satsın mı? Almaya devam etsin mi? Çünkü önceki hafta aldığından daha düşük fiyatlar çıktı karşısına. Ama herkes bir bakıyorum mesela döviz bürolarına falan gidiyorum ben arada bakıyorum ne oluyor diye. Gram altın alıyor. Melda, şimdi bizim bir grubumuz var. Karıncalar Finansal Okuryazarlık. Evet. Biz burada insanlara finansal okuryazarlığı öğretmeye çalışıyoruz. Bakın ekonomi basını da dahil olmak üzere şu gram altın sevdasından vazgeçmesi lazım. Gram altın diye bir olay yok. Yani altının Türkiye'deki satış fiyatı vardır. Bu bireysel, özel tek başına hareket edemez. Yani burada da anlatıyoruz. Hatta doçent doktor Soner Gökten bu konuda çok güzel bir açıklama yaptı. Karıncaların YouTube sayfasından o altınla ilgili
finansal okuryazarlık bölümünü mutlaka izlemelerini tavsiye ediyorum. Altını grama bakmayacaksınız. Lütfen bakmayın. Grama bakarsanız zarar edersiniz. Altın için lütfen ons fiyatına bakacaksınız. Türkiye'deki gram altının fiyatını ons belirliyor. Artı dolardaki artış ya da düşüş belirliyor. Yani sizin altında para kazanacaksanız, para kazanmayı düşünüyorsanız gram altın değil, altının onsunu takip etmeniz gerekiyor. Altının onsunu, bakın biraz önce söyledim, onsunun fiyatını etkileyecek faktörler. İşte ticaretin engellenmesi, savaş riski, salgınlar, bilmem neler, bunlara bakacaksınız. Yani siz eğer altından para kazanıyorsanız önce onsu takip ediniz. Onsa göre hareketiniz. Gram altın sadece sizin Türkiye'deki alış ve satış şeklinizdir. Bu bir fiyat ölçüsü değildir, olamaz. Altının onsuna gelince, altının onsu bana göre daha önü çok açık. Çünkü dünya şu anda tıkanmış durumda, ticaret tıkanmış durumda birçok konu ve en önemlisi BRICS ülkeleri altına dayalı bir dijital para çıkartacak. Yani doların dolarla ticareti bırakmak için böyle bir çalışmaları var. Ve bu nedenle Çin, Rusya gibi, şu anda Rusya'nın pek etkisi yok ama Hindistan gibi daha birçok ülke ciddi anlamda altın stokluyor. Bakın Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası da altın topluyor. Bu şunu gösteriyor. Önümüzdeki dönemde altın çok değerlenecek. Yani ben 3000 dolar olacak, 5000 dolar olacak demiyorum. Ama altın bugünkü değeriyle çok komik rakamlar olarak göreceğiz bugünkü rakamlarını. Bu nedenle altın önü çok açık. Özellikle ben buradan senin aracılığıyla ya altın yatırımcısına sesleniyorum. Lütfen o BRICS ülkelerinin dijital para projesini takip etsinler. Yani o toplantılardan çıkacak sonuç belki de altının 3000 dolar, 4000 dolara kadar gitmesine neden olacak. Buna dikkat edin. Yani gram altın, gram altına yorum olmaz. Onsun yorumu olur. Lütfen buna bakın. Altın önü açık mı? Evet açık. Ben 1870 dolardan belli altının önünün açık olduğuna inanıyorum. Çünkü 3 yıl önce altın 2070 dolardan satın. Bakın burada uzun bir süreç var. Çünkü faiz artış süreci dediğimde insanlar bana kızmıştı. Şimdi aynısının tersini söylüyorum. Altının önü açılıyor Melda. Çok teşekkürler değerli katılımımız için. Remzi Özdemir, Melda Yücel TV'deydi. Pek çok konuyu konuştuk. Konut dediğimizde de cebinde parası olan için iyi dönem diyebiliriz konutta, değil mi? Pazarlık kızışacağı bir dönem. Diğer türlü... Nakit kral. Değil mi? Bu dönem 2024'te herhalde böyle bir başlık çıkıyor. Nakit kral. Ağzınıza sağlık. Remzi Özdemir de kral. Sağ olun. İyi haberleri diyelim o zaman. Abone olmayı da unutmayın diye de izleyicilerimize ekleyelim iyi haberleri. Çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere.